merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan. Bugün Ankara'da toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını tartışacağız, konuşacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, UNDP'nin Türkiye Ofisi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal İstihdar Vakfı TESEV İşbirliği ile ve İsveç Kalkınma Ajansı SIDA'nın desteğiyle Mor Haritam adlı bir interaktif dijital politika aracı geliştirdi. Bunu da yaparken aslında hedefi kadın çalışmaları ile ilgili politikalarını veriye dayalı ve katılımcı olarak yapmaktı. Bugün ben bu sitenin mimarlarıyla sohbet edeceğim. İlk konuğum Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UNDP'nin Türkiye Ofisi'nde bu projenin koordinatörü Duygu Arı. Hoş geldin Duygu. Merhaba, hoş bulduk. İkinci konuğum da Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz. Hoş geldin Şenay. Hoş bulduk, merhaba. Ben de düzenli seyircilerimiz biliyorlar. Aslında TESEV'in araştırma direktörüyüm. Projenin de paylaşlarından bir tanesi. Aslında biz biraz sanki üç ortak kendi projemiz hakkında sohbet ediyormuşuz, değerlendiriyormuşuz gibi olacak bugün biraz. Aslında Mor Haritam'a geçmeden önce biraz nasıl bir ortamda, nasıl bir evrende bu Mor Haritam geliştirildi, ne bekleyeceğiz Mor Haritam'dan? Bunu anlamak için aslında hem de uluslararası bir kuruluşta bulmuşken, bütün dünyada kadınların katılımı güçlendirilmesi için çalışan bir kuruluş bulmuşken, önce birazcık dünyada ne durumdayız? Duygu'dan onu soracağım. Sonra Türkiye'ye ineceğim. Sonra Ankara'da Mor Haritam üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın politikalarını tartışmış olacağız. Duygu, dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kent yönetişimi dendiğinde kriterler neler? Kriterleri tek tek açmadan önce aslında bazı gerçekleri ortaya koyalım belki. Bir tanesi şu, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına baktığımızda bu amaçlardan beşincisi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi üzerine. Bunu yaparken de kadınların hayatın her alanına eşit katılımı, haklardan ve hizmetlerden eşit şekilde faydalanması en önemli şeylerden bir tanesi. Yerel yönetimlere indiğimizde de bu global amacın aslında yerele indirgenmesinden bahsediyoruz. Yerele indirgediğimizde de hem kadınların, erkeklerin, kız ve oğlan çocukların farklı ihtiyaçlarına, farklı önceliklerine göre yapılan plan, politika ve bütçelerden bahsediyoruz. Bunun yanında toplumun yarısını oluşturan kadınların eşit temsiliyeti ve burada karar alma mekanizmalarında olmasından bahsediyoruz. Ve yerel yönetimlerin bu konuyla ilgili kadınların ve kız çocukların haklarını kullanmaları açısından yerel yönetimlerin sorumluluklarından bahsediyoruz. Bunu yapabilmek için de yerel yönetimlerin bir takım kullanabileceği araçlar var. Bu araçların başında da cinsiyete göre ayrıştırılmış veri geliyor. Bu veriye göre yapılan planlama ve programlamalar geliyor. Toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetler dediğimizde de yerel eşitlik eylem planları. Bunların oluşturulmasında farklı yapılar olmakla birlikte yerel eşitlik birimleri ya da eşitlik birimleri ya da bu konuyla ilgili kurulmuş farklı yapılar olabiliyor, eşitlik komiteleri olabiliyor. Yerel yönetimler içerisindeki karar alma mekanizmalarında kadının temsiliyeti yine önemli araçlardan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yapılan plan ve politikalara yerleştirilmesi, hizmetlere erişimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yani toplumdaki herkesin bu hizmetlere erişiminin sağlanması ve son olarak bizim için de çok önemli noktalardan biri toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme. Bir araç bu konuda. Bu araçların etkin bir şekilde kullanılması, kullanıldığının izlenmesi, o noktada da sivil toplumun katılımı aslında kriterlerle birlikte önümüzde. Temsiliyeti de birkaç kez vurguladım, kadın temsiliyetini. Dünyaya baktığımızda dünyada yerel yönetimlerde kadın temsiliyeti %26 seviyesinde, olması gereken %50'nin çok gerisinde. O noktada Türkiye'den bahsederken durum daha da fena, %11. Dolayısıyla bizim yaptığımız plan politikalarla birlikte bir yandan da bu plan politikalara kadınların seslerinin de yerleştirilmesi, olabilmesi için çalışmamız gerekiyor her iki yönden diye kısaca özetleyeyim.
Çok güzel, çok teşekkürler. Senay, sana hemen geçeyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'daki toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını yapabilmek için dünyadaki bu uluslararası süreçleri nasıl takip ediyor? Merhabalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın çalışmaları ve eşitlik çalışmalarını yürütürken öncelikle hem Türkiye'deki örnekler hem de dünyadaki örnekler ve mevcut sıralama üzerinden ne yaparızı düşünerek hareket ediyor. Bu nedenle de 2018'den beri yerleştik eylem planı yürüterek çalışmalarını takip etmeye çalışıyor ve ulusalda ve globalde bu yönde hareket etmeye çalışıyor. İşte UN Women bunların başında geliyor ve bir dünyaya bakıyoruz, bir Türkiye'ye bakıyoruz, bir büyükşehir belediyelerine bakıyoruz. Ne noktadayız, ne yapmalıyız, ne geliştirmeliyiz ki işte ilçe belediyelerine de örnek olsun ve bu yönde ortak hareket edebilelim diye. Biz bunları yaparken sistematik olarak bir eylem planı üzerinden gidiyoruz. Biraz önce Duygu'nun bahsettiği gibi bir kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu var belediye meclisinin. Bu mecliste koordineli çalışarak gidiyoruz. Üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden ve kamu kuruluşlarından destek alarak hareket ediyoruz ki hani kentte işte kadınlara dönük ve eşitliğe dair çalışmaları hem talebe hem de genel duruma göre yürütebilelim diye. Çok teşekkürler. Yani ama uluslararası süreçlerin, uluslararası politika süreçlerinin de takibini yaparak, o referansı alarak yapıyorsunuz anladığım. Hem takip edip hem de uluslararası kuruluşlarla çok yakın işbirlikleri yaparak yürütüyoruz çalışmaları. Çok güzel. Teşekkür ederim. Duygu, peki Türkiye'de UN Women'in çok çeşitli işleri var. Muhtemelen onlardan da bir tanesi zaten. Ama daha genel olarak da biraz bahsetmek ister misin? Bu uluslararası bilgiyi, birikimi, ağı Türkiye'ye nasıl taşıyor? Türkiye'deki özellikle yerel yönetimleri bu konudaki güçlenmesi çalışmalarına nasıl destek oluyor? Biraz konulardan bahseder misin? Toplumsal cinsiyete duyarlı yönetişim dediğimizde bu bizim gene ana çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Bunun için toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusundaki eğitim çalışmalarımız aslında işlerimizin önde gelen çalışmalarımızdan diyeyim. Gene toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda da ayrı yeni bir projemiz başladı bu sene itibariyle. Hem merkezi düzeyde hem yerel düzeyde hem de sivil toplumun katılımıyla yürüttüğümüz çalışmalar bunlar. O proje özelinde Aile Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ile beraber çalışıyoruz. Bir Avrupa Birliği destekli bir projemiz. Burada amacımız aslında uygulamadaki açığı kapatabilmek. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve toplumsal cinsiyet konusunda da özellikle yerel yönetimlerle yaptığımız eğitim çalışmaları İşte belediye meclis üyesi kadınlardan tutun, belediye çalışanlarında dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet bakış açısıyla plan ve programları yapabilmek, bu konunu yapabilmek adına öncelikle veri toplanmasını sağlayabilmek, ondan sonra yerel işlik eylem planlarını varsa oluşturabilmek, bunların oluşturulmasında teknik destek vermek, yerel işlik eylem birimlerinin oluşturulmasına destek vermek bizim yaptığımız çalışmaların başında geliyor. Buna paralel olarak kadının özellikle yerelde siyasete katılımı noktasında da çalışmalarımız devam etmekte. Ama bu sene özellikle yerele odaklandığımız siyasette ve iş hayatında kadın liderliğinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi projemiz var. Gene bunun altında da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve önümüzdeki seçim dönemine toplumsal cinsiyete duyarlı politikalarıyla birlikte gelecek kadın adayların yetiştirilmesi kısmı var. Bunun yanında bu yaptığımız çalışmaların sonucunda bizi çok mutlu eden şeyler çıkıyor. Mor haritam bunların en güzellerinden bir tanesi. Yani mor haritamın da ötesi var. Onunla elde ettiklerimiz var. Onun yanında yaptığımız çalışmalarla birlikte özellikle yerelde kadınların arasındaki dayanışma ağlarının geliştirilmesi. Bununla birlikte COVID-19 özellikle COVID-19 ile birlikte hayatımızda değişen şeylerden biri sivil toplum ve kadın danışma merkezlerinin daha etkin ve beraber çalışmaları ve bu dayanışma ağlarının güçlendirilmesi. Böylece toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sunumunda halkın her kesiminden kişinin ihtiyacına yönelik hizmet sunumunu sağlamaya çalışmak ve yardım hattı
hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi çok önemli ilerlemeler kaydettik. Bunlar için de çalışmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Yani siz bir yandan yerel yönetimleri ama bir yandan da sivil toplumu, örgütlü örgütsüz yurttaşları da birlikte güçlendirecek programlar yapmış oluyorsunuz. O ikisinin işbirliğini de bir yandan da aslında güçlendirmiş oluyorsunuz. Evet, aslında yerel yönetimde de bu üçlü ayak bizim için çok önemli. Moral tam'da da sevgili Şenay bahsedecektir ama biz toplumun katılımını çok önemsiyoruz ve oradan alacağımız veriyi önemsiyoruz. Moral tam bize birebir topluma dokunma şansı verdi. Ama onun ötesinde sivil toplum ve oradan gelecek veri de bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla yerel yönetimde sivil toplum ortaklığı ve oradan toplumla ilgili verinin ve bilginin toplanması, deneyimin aktarılması hep çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Çok güzel. Şener, şimdi yine Ankara'ya döneceğim. Aslında sana şey sormak istemiştim. Şimdi dünyadan Türkiye'ye gelince hani Ankara toplumsal cinsiyete duyarlı kent yönetimi için ne süreçler, kendi ne süreçler başlatıyor, ne mekanizmalar tasarlıyor diye soracaktım. Sen biraz girdin aslında bir önceki cevabında. Şeyi o zaman senden rica edeceğim. Şimdi biz kendilerimizle konuşurken bazı kavramları, terimleri böyle çok doğallıkla hani sohbet ediyoruz ama bunları ilk defa duyan seyirciler için mesela yerel eşitlik eylem planı deyince ne anlaması gerekiyor seyircilerin ya da eşitlik birimi deyince ne demektir? Birazcık kısaca onları anlatabilir misin? Devamında daha hani dikkatli dinleyebilmeleri için. Tabii ki yerel eşitlik eylem planı gene Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında hayatımıza giren bir kavram. 2006 yılında yanılmıyorsam ve Türkiye'de işte şu ana kadar 14 Büyükşehir Belediyesi'nin yerel eşitlik eylem planı alarak kadın dostu kent unvanına kavuştuğu bir kavramdan bahsediyoruz. Yerel eşitlik eylem planı dediğimizde kentte kadınların eğitim, sağlık, istihdam, siyasi karar mekanizmalarına katılım gibi alanlarda eşit temsiliyetini sağlayan ve bu oranın eşitlenmesine giden yolda hedefler koyup bu hedefleri gerçekleştiren planlar. Bunlar... En başında da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, şiddetle mücadele, eğitim oranlarının arttırılması, eğitim fırsatlarına erişim, sağlık haklarına erişimin arttırılması, sağlık olanaklarının iyileştirilmesi, siyasi mekanizmalara katılım, kentsel hizmetlere erişim ve kentsel hizmetlerden talep almak ki moral tam da böyle doğdu. Örneğin bizim yerel eşitlik eylem planımız bu 6 ana hedefte 100'ün üzerinde 6 hedefle işte 3 yıllık bir eylem planı. Bu eylem planı sizin web sitenizde erişilebilir anladığım kadarıyla değil mi? Bizim yani... eylem planımız evet bütün yerel eşitlik eylem planları sanıyorum aynı şekilde web sitesinde anlık olarak takip edilebiliyor. Dönemsel olarak işte hangi ay hangi faaliyeti yaptık, ne kadar kişi yararlandı, önümüzdeki ay ne yapacağız? Bunları izleyebiliyorsunuz. Hem bağımsız değerlendirme komisyonları izliyorlar zaten. Hem de tüm halka açık. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz yavaş yavaş artık mor haritamı daha ayrıntı olarak konuşmaya başlayalım. Duygu çok güzel ifade etti daha önceki cevaplarında da. Verinin veriyle kararılmasını aslında kolaylaştıran da bir araç. Merak edenler için morharitam.ankara.ben.tr adresinden yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden aslında erişebilirsiniz bu haritaya. Şimdi tekrar Duygu'ya döneceğim. En başta bir kere senin de vurguladığın bu veriyle politikaları yapmak neden önemli? Yani neden bir örneğin şimdi yerel yönetimleri konuşuyorsak Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kadın politikalarını, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını neden veriye dayalı yapmalı? Toplumun her kesimine uygun ve eşitsizlikleri daha da derinleştirmeden plan politika yapmak için ve bu eşitsizlikleri yok etmek için aslında önemli. Orada cinsiyete göre ayrıştırılmış veri kesinlikle büyük önem taşıyor bunun toplanması. İki yönü var. Hem nerede olduğumuzu görebilmek, açıkları görebilmek bu veri aracılığıyla eşitsizlikleri belirlemek. Hem de bu eşitsizliklere uygun olarak plan politikaları yapmak, uygulamak, daha sonra toplanan veriyle de bunu takip etmek. Yani biz yaptığımız plan politikaları aslında uygun ve doğru bir şekilde yapabildik mi, uygulayabildik mi, uyguladıklarımız da eşitsizliklerin yok edilmesinde ne kadar yararlı oldu. Tüm bunları görebilmek için veri olmadan bir hayat mümkün değil. Eşitsizlikleri hem belirlemek hem yok etmek
Ancak bu eşitsizlikleri görüp bilirsek mümkün. Onu da ancak veri aracılığıyla yapabiliriz. Çok da doğru söyledin gerçekten. Peki o zaman şimdi hemen en merak edilen soruyu Şenay'a soruyorum. Bu mor haritam için ne veri topladınız? Nasıl topladınız? Mor haritam için? Yani hangi veriyi kullanıyor mor haritam? Yani bir büyükşehir belediyesi işte söylediğin o yerel eşitlik eylem planı yaptı. Onun için de veriye dayalı politika alma kararını verdi ve UNVM'inle birleşip tesevide alıp mor haritamı yaptı. Ama böyle bir araçtan belediye hangi verileri kullanarak yararlanacak? Hangi veriyi bulabiliyor belediye bu haritayı? Geçen sene tam da bu zamanlar hangi verileri alalım diye böyle oturup hep beraber uzun uzun veriler üzerinde çalışmıştık. O geldi aklıma. Bir kere her şeyden önce TÜİK verileri var. Yani kadınların yaş, eğitim, cins, istihdam oranlarını alıyoruz. TÜİK verileri üzerinden. TESEV'in sizlerin sayesinde. İkincisi yardım alanlar, belediyeye kayıtlı yardım alanlar. Üçüncüsü kentte yaşayan mülteci kadınlar ve kız çocuklarının verileri. Mahalle dağılımları, merkezler, merkezlerin mahallelere göre oranları, bu merkezler kadın danışma merkezleri, şiddet gördüklerinde başvuracakları merkezler, aile içi şiddet büroları gibi merkezler gibi tüm bu bilgileri işte mahallenin kreşleri gibi tüm böyle şey kenti kapsayan sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı olmayan kentteki tüm ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının da verilerini gördüğümüz bir harita. Aynı zamanda sanki temsil de vardı değil mi? Siyasi temsil. Evet, siyasi temsil. Muhtarlar, kadın muhtarların ilçe ve mahalle dağılımları ve kadın meclis üyelerinin gene ilçe ve şey dağılımlarını, meclis dağılımlarını görebiliyoruz orada. Yani burada aslında siz zaten açık kaynak olan TÜİK verilerini, belediyede belediyenin kendi verilerini, ilçelerden topladığınız verileri. Yani bir mor haritamda zaten harita açıldığı anda haritanın sunduğu veriler var. Ama bir yandan da aslında Duygu'nun da yine altını çizdiği, belediye bunu bir yandan katılımcı da yapmak istediği için yurttaşlar, Ankaralılar da aslında veri sağlayabiliyorlar. İnteraktif de bir site. Evet. Ondan bakabilir misin? O nasıl işliyor? O süreç nasıl işliyor? Şimdi Ankaralılar hangi veriyi nasıl paylaşabiliyorlar mor haritam üzerinde? Bir kere biraz önce işte sizin de bahsettiğiniz gibi en önemli mesele haritada bir canlı verinin giriyor olması, bir de mevcut sistemsel verileri kullanıyor olmamız. Canlı veri girişi kadınların kendileri tarafından yapılıyor. Haritada işte belki ekran görüntüsü paylaşabilirsek riskli bölgeyi bildir diye bir buton var. Bu bizim için çok kıymetli bir bölüm. Kadınlar yaşadıkları mahallelerde güvende hissetmedikleri alanları ya da ihtiyaçları olan alanları bu harita üzerinden belirleyebiliyorlar. Bize bununla ilgili, bu bölgedeki sorunla ilgili bilgi yapıp bizim bu bölgeye dair veri toplamamızı sağlayabiliyorlar. Burada mesela şu anda sol altta sarı değil mi? Riskli bölgeyi bildir diye. Evet, şey. Riskli bölgeyi bildir. Hı-hı. Ona bastığı zaman konusu çıkıyor mesela. Niçin riskli olduğunu düşünüyor noktada? Niçin riskli olduğunu düşünüyor? Bakın aşağıdaki işte şeyler, seçenekler var. Aydınlatmanın yetersiz olduğunu düşünüyor. Kaldırımların iyi olmadığını düşünüyor. İşte şey bölgenin güvenli olmadığını düşünüyor gibi. Bunlar bizim için bir kere kentsel hizmetlerde çok ciddi veriler. Biz bu bilgiler sayesinde hem kentin güvenli hale gelmesi için enerji sahayla hem de kendi içimizde kent tesisiyle çok aktif yoğun çalışmalar yürütüyoruz ve tamamen yapacağımız eylemleri oluşturmamızı sağlıyor. Ha. Üçüncüsü kadınlar ihtiyaçlarını buraya bildirebiliyorlar. Yani diyor ki ben şu mahallede oturuyorum Mamak'ta ve bu mahallede kadın danışma merkezi yok ya da meslek edindirme merkezi yok ya da burada benim şiddet gördüğümde başvuracağım bir nokta yok. Biz gidip oraya kamu kaynağını etkin kullanarak o politika doğrusunda birim açıyoruz. Birazdan anlatacağım. İhtiyacı doğrusunda birim açıyoruz. Ya da bu ulusalla ya da STK ile ilgili ise onlarla ortak hareket etmemizi sağlayacak yeni bir harekete geçiyoruz. Ya da diyor ki benim işte çocuğum var ve bizim mahallede çok fazla çocuk var ama bizim burada kreş yok. Lütfen belediye kreş açacaksa burada açar mı? Bizim kreş açma zaten taahhütümüz var yıl sonuna kadar. Biz artık kreşi gidip orada yapıyoruz. Bu bizim için çok güzel oldu. Daha önce bunu anketlerle yapıyorduk. Kadınlar Ankara'dan ne bekliyor diye. Onlara anketler soruyorduk ve o anketlerden aldığımız cevaplarla
eylem planlarını yürütmeye çalışıyorduk, hedefle anlaşıyorduk. Ama Morehead'den bize canlı canlı bir fiil talepleri gönderiyor. Biz anket yapmadan ve anket sorularından bağımsız olarak ihtiyaçları gönderiyor. Bu ihtiyaçlar da hem kentin daha güvenli hale gelmesine, hem kamu kaynağının etkin kullanılmasına, hem de kadınların ihtiyaçlarını kendi istedikleri yönde kullanmalarını sağlıyor. Evet, o katılımcılık boyutu gerçekten burada çok önemli. Yani Ankaralıların kendi mahallelerinden hariç mahallelerdeki durumları anlamaları açısından da. Evet, şimdi mobil sürmeye de geçiyoruz. Bu da çok heyecan verici. Artık harita cep telefonlarında da aplikasyon olarak hayatımızda olacak. Bu sayede çok daha fazla veriye ulaşacağımız ve çok fazla talep geleceğini düşünüyoruz. Umarım bir an önce mobil uygulamada da kullanıma başlarız. Harika. Yani biz TESEV'de de farklı dijital politika araçları yapıyoruz. Çünkü biz de hani veriye dayalı politika yapma fikrinin gelişmesi ve yaygınlaşması için birçok projeler yapıyoruz. Oradan çok iyi farkındayız ki veri gerçekten çok önemli bir sorun. Yani verinin üretilmesi zaten zorlu bir süreç, maliyetli bir süreç, hem zaman hem finansal olarak. Ama verinin paylaşılması da, kurumlar arasında verinin paylaşılması da çok gerçekten zorlu bir süreç. Aynı kurum içindeki farklı birimlerin bile arasında bazen veri çok rahatlıkla paylaşılamayabiliyor. Bazen teknik nedenlerle, bazen işte kültür gereği. Dolayısıyla sizin doğrudan yurttaştan ankete alternatif, böyle nokta vuruşlu, içerikli veri toplayabilmeniz gerçekten belediye için altın değerinde bir şey. Ve bunu sonra kendinize de saklamayı, yine açık bir ortamda herkesi paylaşıyor olmanız da yine aslında Türkiye'de kentsel verinin paylaşılması kültürünün önünü açacak bir liderlik konumu da veriyor size aslında. Çünkü gerçekten veri çok zor elde edildiği için belki de çok kıskanılan da bir şey birazcık. Neredeyse o kelimeyi kullanacağım. Yani paylaşılması gerçekten çok böyle normal olan bir şey değil. Yani veriyle çalışan insanlar bunun çok farkındalar. Böyle bayağı iğneyle kuyu kazılıyor çoğu zaman. Yani TÜİK'in o söylediğiniz hani çok başta hani çok genel işte cinsiyet, eğitim falan gibi çok genel bilgileri haricinde. Onların bile bazen mahalle ölçeğinde bulmak her zaman çok kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla haftalar, aylar sürebiliyor kamu kurumlarından talep ettiğiniz bir veriyi almanız. Bir yazışma çok uzun zamanınızı alabiliyor. Yani o veriyi almak ve dediğiniz gibi onu kullanabilmek çok zor oluyor. Bu çok daha pratik ve gerçekçi kendi verinizi tutmak. Gerçekten öyle oluyor. Peki birazcık başladın ama bu harita 2020'de geliştirildi. 2020 sonunda. Dediğim gibi geçen yaz hani harıl harıl bu verilerin şeyini tasarlıyorduk. Bu harita ve yani yüklenilen veri ve yurttaştan gelen veriyle kararlaştırdığınız bir politika, onu izleyen eylemler hakkında birazcık bilgiler misin? Tabii ki. Biz söylediğim gibi 2019'dan beri aktif olarak UN Women'la çalışıyoruz. Ve aynı zamanda da yerleştik eylem planı yürütüyoruz. Dedik ki ya bu eylem planını yürütüyoruz. Çok güzel çalışıyoruz ama biz kadınlar ne istiyor, neye ihtiyaçları var ve bunu sürekli nasıl canlı hale getirebiliriz ve nasıl veri toplayacağız, nasıl hak temelli izleme yapacağız. Şimdi bunu kendi aramızda tartışırken tam da geçen yıl bu zamanlarda Birleşmiş Milletler'le gene olduğu gibi, her zaman olduğu gibi birlikte hareket etmeye başladık onların desteği sayesinde. Ve dedik ki kentte bir kere kadınlar için güvenli olduğunu hissetmesini sağlayacak ve güvensiz hissettiği alanı koyacak bir şey yapalım, çalışma yapalım. Kadınlar güvende hissetmedikleri yerleri bildirsinler. Çünkü her ilçede şönüm yok, adliyeci büro yok, kadın danışma merkezi yok, belki telefon numarası yok. Dolayısıyla şey yapabilsinler, kendilerini güvende hissetmedikleri noktaları söyleyebilsinler. Çünkü bizim işte güvenli durak uygulamamız tam da buna benzer bir nedenle hayatımıza girmişti, ya da duraksız indirme meselesi. Gene UNWOM'un ateş böcekleri tam da bununla ilgili bir çalışmaydı. Bunları artık geliştirmek istedik ve Duygun söylediği gibi her şeyden önce veri toplamak istedik. Ben bütün belediyelere örnek olsun istedim ayrıca. Yani özellikle hepimiz artık daha dijital bir teknolojiyi kullanıyor olalım istedim. Ve birbirimizle de bunu paylaşabiliyor olalım istedim. Belediyeler bilir, kadın çalışması yapanlar çok iyi bilir. Kendi içimizde dayanışma çok önemli oluyor. Hem sivil toplumla hem de belediyeler arasında dayanışma. Birbirimize destek olduğumuzda ve birbirimizden haberdar olduğumuzda aslında kentte hem eşitlik için hem de kadınlar için çok daha sağlıklı hareket edebiliyoruz ve daha kalıcı çözümler çıkarabiliyoruz. Birimizin yaptığı hatayı öbürümüz yapmıyoruz ya da birimizin iyi örneğini diğerimiz kullanabiliyoruz. İşte biz bu nedenle sürekli diğer belediyelerle iletişim halindeyiz ve hep
ne yapalım, daha yine ne yapalım, şunu yaparsak böyle olur mu üzerinden gidiyorduk. Mor haritamda işte bütün bunların üstüne daha iyisi ve en iyisi aslında olması gereken buydu derken, işte sizin desteğiniz, Rüyan Mumu'nun desteği, hep beraber yaptığımız uğraşlarında hangi veriyi alalım, nasıl kullanalım, web sitesi mi olsun, adı ne olsuna kadar çalışıp hayata geçirdiğimiz bir program oldu. Burada bizim için, belediye için en önemli kısmı, birincisi artık dediğim gibi kadınların kendi taleplerine doğrudan girebildikleri ve doğrudan muhatap bulabildikleri bir mekanizma olsun istedik. İkincisi kamu kaynağının eskin kullanılması olsun. Evet, işte belediyeler kadınlar için ya da eşitlik için bütçeler ayırıyorlar. İşte planları var. İşte yıllık stratejik planlara göre bir şeyler yapıyorlar ama bu ne kadar doğru yapıyor? İşte veri yok elinde. Nereye yapıyor? İşte hiç çocuğun yaşamadığı bir mahalleye kreş açmak ne kadar yanlış? Ya da işte çok gerçekten daha önceki yıllardaki deneyimlere göre şiddet görmüş kadınların yaşadığı, yoğun olduğu bir mahallede böyle bir merkezin, kadın danışma merkezinin olmaması. Bu tamamen kamu kaynaklarının yanlış kullanımıydı. Biz mor haritamda bunu açtık. Çok yakında meclis kararını da aldık geçen ay. Tam da mor haritamdan gelen talep üzerine bir mahallede, bir ilçenin mahallesinde kadın danışma merkezi açıyoruz. Haritadan gelen veriyle. Gene haritadan gelen veriyle çok ihtiyaç duyulan iki tane mahallede kreş açıyoruz. Bunlar bizim için çok güzel oldu. Ben bundan çok mutlu oluyorum, umut duyuyorum ve dediğim gibi bunu Türkiye'de tüm belediyelerin kullanmasını isterim. O yüzden hep şey yapmak istiyoruz, işte paylaşmak ve onlara anlatmak istiyoruz, anlattıkça çoğalsın diye. Hem de daha da gelişsin istiyoruz, işte mobil uygulamada olsun ve çok daha pratik bir şekilde hayatımızda olsun. Otobüste, metroda, ekranlarda da olsun, orada da girebilsinler istiyoruz. Böyle aslında bebek gibi sürekli gelişiyor ve gelişecek sanıyorum. Harika, çok güzel. Yani bu böyle hani teoride kalmamasın. Gerçekten bu haritalar üzerinden belediyenin karar verip uygulamaya başlaması, meclisin bunu onaylaması, bunlar gerçekten çok çok önemli, çok değerli ve dediğin gibi örnek olması gereken, ilham olması gereken de şeyler. O yüzden çok teşekkür ederim paylaştığın için. Bir tek bu, şimdi bu tam çok güzel, harika bir senaryo çiziyorsun ama tabii ki o olana kadar sen ne uykusuz geceler ne sabahlamalar. Yani biraz bu işin zorluklarını da, ne zorluklarla karşılaştınız yani büyükşehir olarak ya da proje ekibi olarak, bu tam harika şey ortaya çıkana kadar nelerden geçtiniz? Birazcık o zor, ve nasıl atlattınız, nasıl başa çıktınız o zorluklar? Birazcık onları da bahseder misin? Yani hangi verileri alacağımız konusunda işte kendi aramızda çok çalıştık ve o kısımda zorlanmadık. İşte tahmin ettik, kadınların eğitimi, yaşı mutlaka olmalı. Kentteki mülteci nüfusu asla atlamamamız gerekiyor. Onları mutlaka eklemeliyiz. Bunu yapmalıyız. O kısımlar güzeldi. Ama kamu kurumlarından veri istemek kısmı gerçekten çok zordu. Yani sadece kamu kurumu olarak da nitelendirmeyeyim. İlçe belediyesi ya da işte herhalde eğer veriyi toplamadılarsa ya da paylaşmaya izin yoksa o kısım çok zorluyor. Dolayısıyla işte elimizde telefon, kadın danışma merkezinde 8 kişi, bütün belediyeleri arayıp sizde meclis üyesi var mı, muhtar neredeydi, ondan sonra onun numarası sizde var mıydı, tek tek arayıp sonra kreş açtınız mı, açtınızsa adresi nerede, çünkü insanlar web sitelerinde paylaşmıyorlar kurumlarda, STK'lar, dolayısıyla herkese telefonla görüşmeniz gerekiyordu. Onları toplamak ve tekrar teyidini almak çok zordu. Ya da işte web sitesini açıyorsunuz, işte X belediyesinde bir sürü birim var gözüküyor ama aslında yokmuş, kapanmış ya da değişmiş, başka bir şey olmuş. Ya da sivil toplum örgütü işte orada varmış ama artık yok. Ya da kreş şeymiş, yok gözüküyor ama aslında oraya açmışlar kreş. Ya da bir dakika, orada bakanlığın da kreşi varmış falan diye sürekli geriye dönüp bakıp kontrol edip 4 ay boyunca işte uğraştığımız bir yer oldu. Muhtarlarla tek tek görüştük falan ama en güzel kısmı, bence en heyecanlı kısmı kadın muhtarlarla iletişim süreci oldu. O kısımda hiç zorlanmadık çünkü muhtarlarla çalışma pratiğimiz var. Kadın muhtarlar çok bu anlamda ilgililer ve çok yardımseverler. Hem kadın muhtarlarla hem de kadın meclis üyeleriyle çalışırken, onların bilgilerini alırken çok kolaylık yaşadık ama bizim için en zorlu kısım doğru veriye ulaşmaktı. Ellerinize sağlık gerçekten. Yani hani ekip cidden çok çok fedakar çalışıyor. Çok yakından biliyorum. Bir yandan da o kadar güzel de bir hani altın tepside sunuyorsunuz. Yani başka biri tekrar bunları yapmak istese bütün bu zorlukları bertaraf edip morharitam.ankara.bel.tr'ye girdiği zaman işte hepsini gayet nette görecek. Öyle bir, ayrıca öyle bir hizmette sunmuş oluyorsunuz. Son olarak Duygu'ya şeyi sormak istiyorum. Çünkü süremizin sonuna geldik aslında.
Sence nasıl geliştirilebilir? Yani mor hariden bir daha yapılsa nasıl, ne daha iyi yapılabilir? Ya da Türkiye'de bu nasıl yaygınlaştırılabilir? İlham alan belediyeler nasıl bu şeye dahil olabilirler? Birazcık da ondan bahsedebilir misin Duygu? Mor haritam kendi içerisinde de aslında gelişerek ilerledi. Bu özellikle kadınların kendilerini güvende hissettiği yerlerle ilgili karanlığı aydınlat projemiz kapsamında herkesin kendini güvende hissetmediği yerle ilgili bir noktaya harita üzerinde ateş böceği koymasıyla başladı aslında haritanın bu interaktif kısmı ve birçok belediyenin de belediye hizmetlerinin geliştirmesi noktasında inanılmaz bir veri oluştu orada ve biz bunu belediyelerle paylaştık. Onu da bir adım daha ilerleterek mor haritama geçirdik Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TESEV'in desteğiyle. Oraya geldiğimizde de aslında gördük ki bunun bu belki evet çeşitli zorluklarla karşılaştık ama yapıldığında da özellikle eşitsizliklerin giderilmesi noktasında büyük yararlar sağlayacak ya da tek yönlü değil birçok yönlü fayda elde edeceğiz biz bundan. Kadınların özellikle kalıplaşmış roller gereği üzerine yıkılan bakım rolü ve bu bakım rolünün bir şekilde belediye tarafından desteklenmesiyle işte kreşlerin açılması, yaşlı bakım merkezlerinin açılması, bununla birlikte kadının istihdama katılımı ve ekonomik gelişme aslında bizim beraber gittiğimiz kısmı. Burada da moral tamam. Erişim çok önemli. Geliştirilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ki Şenay bahsetti, haritanın mobil de rahatça kullanılabilecek olması önemli. Erişim eksikliklerinden bir tanesini giderecek. Onun yanında herkesin akıllı telefonu, internete erişiminin olmadığı bir dünyadayız. Bunu da kabul etmemiz lazım. Bununla ilgili altyapı ve herkesin buna erişimini sağlamak üzere çalışmamız gerekiyor mutlaka. Bilginin yaygınlaştırılması, diğer belediyelerde farkındalığın yaratılması, mor haritamın Ankara içinde de kendi bilgilendirilmesinin yapılması noktasında da büyük çaba harcadılar. Aslında Şener çok hızlı geçti. Hani yüzlerce muhtar, o muhtarların bilgilendirilmesi, dağıtılan broşürler, metrolar, metrolardaki ve diğer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu dijital ekranlar vesaire gibi ortamlarda bu bilginin dağıtılması ve bunun artırılması elbette çok önemli. Belediyeler arası etkileşim yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da deneyim paylaşımını desteklemek bizim hedeflerimiz arasında. Bunu yaparken iyi örnek olarak sunacağımız çok önemli bir şeyimiz var, mor haritamız var. Türkiye içinde de yaygınlaştırılması noktasında önümüzdeki 3 yıl içerisinde en az 4 ile daha mor haritam, 4 ille birlikte mor haritamı yaygınlaştıralım istiyoruz. Bu daha da ileri gidebilir. Bunu yapabilmek için de belediyelerle ve belediyeler birliğiyle iletişimimiz devam ediyor. Bizim için çok kıymetli gerçekten yaygınlaştırılması ve uluslar arasında iyi bir örnek olarak diğer ülkelere de örnek olması. Çok teşekkür ediyorum ikinize de paylaştığınız için. Ben iki defa mutluyum bu sohbette. Çünkü bir hani bu kadar gerçekten çok kıymetli, ilk defa yapılmış, hem ilham verecek hem de çok cidden eşitsizlikleri giderilmesine yardımcı olacak somut bir işin bir parçası olmak zaten çok mutluluk verici bir şey. Bir yandan da şehir hepimizin de bizim bu programlarda hem kent, demokratik kent yönetişimi için yöneticilere ve sivil topluma bilgi hem de ilham devamlı vermek istiyoruz aslında esas. O nedenle programları yapıyoruz. Dolayısıyla bu programda sizin bu çok güzel anlatımlarınızla birazcık belki onu da yapmışızdır diye. O yüzden de çok sevinçliyim. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. morharitam.ankara.bel.tr'den dinleyenler bakabilirler mor haritama. Öyle haritalarla oynamak da çok keyifli oluyor. Çünkü bir sürü değişkeni var, interaktif. İşte dediği gibi kendiniz de veri aslında yükleyebiliyorsunuz. Ankara'da yaşamasanız bile bu işler acaba benim kentimde nasıl onu merak etmek için kendi yerel yöneticilerinize sorular sormak için de ilginç olabilir. Dolayısıyla birazcık kucalamanızı, oynamanızı tavsiye ediyorum seyircilere de. Duygu Arı ve Şenay Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla şehir hepimizin de tekrar kent ve demokrasi konuşacağız. İyi haftalar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.